Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, bu videomda niçin izliyoruz, neden izliyoruz, bununla ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz insan oğlu ve insan kızı olarak ta bizim anneannelerimizin, babaannelerimizin dönemlerinden itibaren bir belgesel tarihi, sinema tarihi ve birçok yapım var. Reklam filmi var. Ta TRT zamanlarından var. TRT'de 1970'li yıllarda röportaj yapıyorlar. Bir çocuğa soruyorlar, ne olmak istiyorsun? Anneannem şunu istiyor, babaannem şunu istiyor. Babam televizyoncu oluyor, ben öğretmen olmak istiyorum diyor. Düşünün, bu gibi faktörler, bunlar falan filan var. İnsanlar neden izliyorlar? İnsanlar bilgi edinmek için, merak ettiği için, bir şeyi aydınlanmak için izliyorlar. Ve belgesel sayesinde ondan sonra reklam sayesinde ya da sinema sayesinde dünyanın bir ucundaki insanların yaşantılarından haberdar olabiliyorsunuz. Yaşantılarından haberdar olabiliyorsunuz. Şimdi özellikle sinemanın ve dizinin ortaya çıkış noktası şudur. Bir kere diziler televizyon tarihiyle ilgili çıkıyor. Televizyon ortaya çıkınca İnsanları işte eylemek, oyalamak amaçlı dizi ortaya çıkıyor. Bilmem anlatabildim mi? Dizi ortaya çıkıyor. Sinema insanlara bir olayı ya da durumu, romandaki bir olayı ya da durumu aktarmak amaçlı çıkıyor sinema. Ortaya aktarmak amaçlı çıkıyor. Ondan sonra görsel olarak aktarmak amaçlı çıkıyor. Yani sinemanın amacı orada işte şeyi ortaya çıkarmak değil, oradaki oyuncuyu falan ön plana çıkarmak değil. Mesela Acun Ilıcalı'nın bir sözü var. Ben her zaman şey yaparken, çekim yaparken kendimi değil de konuğu ön plana çıkarmaya çalıştım dedi. Türkan Şoray bugün mesela 400'den fazla filmde oynamış, iyi bir oyuncu. Ama senaryo yazıyorum diyor. Bu çok güzel. İşin içerisine girmişsin. Senaryo yazarsın. Artık bunları öğrenirsin. Bilmem anlatabildim mi? Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Merak ettiğimiz için izliyoruz. Can sıkıntısından izliyoruz. Kafa dağıtmak için izliyoruz. Dünyanın bir ucundaki insanların nasıl bir yaşam tarzı sürdüğünü anlamak için izliyoruz. Hatta benim şey derdi ki benim şeyde TRT'de bir Koç diye dizisi vardı. Öğretmenleri anlatıyordu. Aa derdim, aynı bizim yaşantımızı anlatıyor. Benim bir arkadaşım der ki İngiltere'de hostesleri ve kaptanların hayatını anlatan dizi film çekiyorlardı. Direkt seni aklıma geliyordun derdi, tamam mı? Yani her yaşantıyı anlatan dizi film, o kadar çok konu var ki mutlaka çekiyorsunuz. Bilmem anlatabildim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, bu peki bunun sonu var mı? İzlemenin sonu var mı? Yok, öyle bir şey yok. Bugün Ruhi Çenet'in videolarını, Haluk Tatar'ın videolarını, Barış Özcan'ın videolarını, Cenk Pol'un videolarını, Enes Batur'un videolarını, Ryan Sword'un videolarını insanlar tekrar tekrar başa başa sara sara tekrar tekrar izliyorlar. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Ama maalesef ki biz bu dönemde şu açıdan şanssızız. Gelişmiş ülke olmadığımız için YouTube bizim dünyamıza çok sonradan geldi. 2007 yılında ben YouTube'dan videolar izliyordum. Hatta diyordum ki kendi kendime, bu videoları buraya kim yüklüyor? Bilmem anlatabildim mi? Sonra 2012'de geldi YouTube Türkiye. İnsanlar öyle videoyu yüklemeye başladılar ve sosyal medyaya katılım arttı. Öyle söyleyeyim. Eğer ki 2007'de, 2006 yıllarında YouTube'a videolar olsaydı herhalde biz de yüklerdik. Şimdi eskiler der ki, eski öğretmenler, biz her şeyi yapıyorduk. Yani köyün öğretmeniydik, köyün elektrikçisiydik, köyün çocuk bakıcısıydık. Köyde her şeyi görev veriyorlar, her şeyi yapıyorduk. Tiyatro oynatıyorlardı. Ama maalesef ki benim arkadaşım der ki, hani demişler ya, söz uçar yazı kalır, görüntü kalır diyorlar şimdi. Gerçekten de öyle görüntü kalıyor. Yani YouTube'daki amaç görüntüdür. Görüntü kalıyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Sinema tarihi de çok eski. Dünyadaki sinema tarihi. 1930'lu yıllarda başlıyor Amerikan sineması. Hollywood sinema dünyasının
Çok böyle açılımı var. Yani hükümet buna destek veriyor falan falan. Türk sinemasında destekle değil, sponsorlarla çekebiliyorsunuz. Sizlerle, sizlerin de bildiği gibi sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet. Bugün mesela birçok mesleği yapan insanlar kendileri aynı zamanda oyunculuk akademileri de yapabiliyorlar. Oyunculuk dersleri veriyorlar. Ticaret yapıyor biliyorlar. Her şey, her türlü her şeyi herkes yapıyor. Anlayacağınız üzere, anlayacağınız gibi. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, canlarım benim, fanlarım benim. Güzel çekimler olsun inşallah diyorum. İzleyin. Diyeceksiniz ki siz ne tarz izlersiniz? Şimdi ne tarz izlediğime gelince. Ya ben hani öyle oyuncu ayrımı yapmam. Ya da belgesel dizi sinema ayrımı yapmam. Ondan sonra tiyatro ayrımı yapmam. Tiyatroyu izlemek aslında sinemadan daha güzel. Yani tiyatroyu izlerken şey oluyorsunuz, olayın içerisinde kendinizi hissediyorsunuz. Tiyatro izlerken olayın içerisinde kendinizi izliyorsunuz. Bu sizi başka bir diyarlara, dünyaya götürüyor. Sinemada da o var ama tiyatroda canlı olarak izlediği için sanki o canlı oynayan insanın farklı bir yaratık olarak görüyorsunuz orada. Yani öyle bir role giriyorlar ki. Yani hani diyorlar ki oyunculuk ruhunu satma sanatıdır. Çünkü o ruhu veriyorsun, ruh veriyorsun. Öyle söyleyeyim ben size. Can veriyorsun, o role can veriyorsun, karakter veriyorsun. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Sanem Çelik çok iyi bir oyuncudur. Kendisi Kara Melek'te bir şeytanı oynarken Aliye de meleği oynayabiliyordu. Yani melekken şeytan olabiliyordu. Şeytanken melek olabiliyordu. Demek ki iyi bir oyuncuymuş sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. O yüzden ben şöyle söyleyeyim. Bunlar iyi şeyler. Bunlar iyi, etkili olaylar. Ama şimdiki oyunculuk sistemine baktığımız zaman insanlara ne bir rol verirseniz onu oynuyorlar rol seçmeden. Sırf para kazanmak uğruna. Rol seçme hakkınız yok. Orada paraya ihtiyacınız var. Size başınızı kapatınız dediğiniz zaman başınızı kapatacaksınız. Size bir çingene oynayın dediğin zaman çingene oynayacaksınız. Size bir doktoru oynayın dediğin zaman doktoru oynayacaksınız. Ya da öğretmeni oynayın dediğin zaman öğretmeni oynayacaksınız. Ben şöyle söyleyeyim size. Film ayrımı yapmayınız. Yani korku filmini de izleyiniz, belgesel de izleyiniz, aşk filmi de izleyiniz, entrika filmi de izleyiniz. Birçok film izleyiniz. Birçok tarzda. Türkiye bilim kurgu izleyici, Türkiye halkına baktığınız zaman yapılan araştırmalarda bizim millet daha çok aşk, kadın erkek ilişkileri üzerine izlemeyi seviyor. Yani bizde var ya bilim kurguyu izleyen insan %10 ya da %20 civarındadır. Yüzde civarı değil, %10 ya da %20'dir. Ama aşk deseniz, işte kadın erkek, ağalık dizileri deseniz, inanın ya da pornografik deseniz %100 insanlar pornografi izliyor. Yani şöyle sinema sektöründe ne tarz film izliyorsunuz sorusuna sıralamayı şöyle yaparız. %100 insanlar pornografik film izliyor. Ondan sonra erotik film izliyor. Ondan sonra aşk filmi izliyor. Dünyanın her yerinde böyle. Siz bakmayın mesela çok gelişmiş ülkelerde dahi insanların ilk sıralaması bilim kurgu değil. En gelişmiş ülkelerde dahi ilk sırada insanlar pornografi izliyor, ondan sonra erotik izliyor, ondan sonra işte aşk filmi izliyor, ondan sonra dedikodu filmi izliyor, kadın erkek ilişkileri izliyor, ondan sonra işte tarihi filmler izliyor, ondan sonra gerilim izliyor, ondan sonra korku izliyor, bilim kurgu en sona geliyor. Yani bu neden biliyor musunuz? Bunun sebebi ne diyeceksiniz? Niçin izleyin oradan çıktık? Merak ediyorlar. Özellikle cinsellik duygusu yasaklandığı için bundan dolayı izleniyor. Dünyanın her yerinde böyle. Bu sadece Türkiye'de ya da gelişmemiş ülkelerde değil. Bakın bu çok yanlış bilinen bir algıdır, olaydır. Her yerde herkes her şeyi izliyor. Öyle söyleyeyim ben size. Peki dersiniz ki insanların önüne geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. Mesela Google'da özellikle erotik ve pornografik izlemeleri ya da çok böyle korku içeren sahneleri yasaklamışlar, tamam mı? Ben buna karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü bir insanın yasalara göre istediğini izleme
izleme hakkı var. İstediği kitabı okuma hakkı var. İstediği gibi hayat yaşama hakkı var. Bilmem anlatabildim mi? İstediği gibi bilim yapma hakkı var. Belki bir ilacı araştıracak. Şunlar ne oluyor, bunlar ne oluyor gibisinden. Yani siz insanların neden bilgi almasını engelliyorsunuz? Gidiyorlar bu sefer de CD'ciden CD alıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? CD'ciden CD alıyorlar. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bana ortaokul yıllarında bir arkadaşım bana dedi ki TRT 2'de dedi Tutti Frutti diye bir program varmış dedi. Almanlarınmış dedi. TRT 2'de yayınlanıyormuş dedi. Ondan sonra nasıl bir program falan filan millet konuşuyor. Şimdi sen de çocuksun. Çocuk olduğun için de merak edersin. İnsan merakından izler. Ben de geldim izleyin falan filan dedim. Akşam gece 12'de izleyin dedim. Annemle kardeşim geldi. Onlar da oturdular izliyorlar. Ondan sonra Berlin'i izliyor insanlar o dönemde. 93 yıllarında. Bana arkadaşlarım adım Berin olduğu için ertesi gün herkes okula gelmiş. Bana herkes diyor ki Berlin falan filan. Ne oluyor ya? Niye öyle söylüyorsunuz falan. İşte Hülya Avşarlıları izlemedim mi falan filan. Hayır izlemedim ne olmuş falan filan dedim. Sonra Ankara'ya gelince kuzenime sordum. Böyle böyle bir şey. Bizim kuzenler de almışlar onları izliyorlarmış zaten. Hemen izledim falan filan. O zamanın dönemine göre sükse yapacak bir film. Yani reyting alacak bir film. Ama şimdi olsa reytinglik bir tarafı yok. Çünkü herkesin her şeyi elinin altında. Yani merakından izliyor insanlar. Bir şeyi yasaklarsanız özellikle birinci sırada yasakları izliyorlar. Ben size her zaman bunu söylerim. Siz deyin ki gece sokakta efendim 3'te çıkmak sokağa yasaktır. Ya insanoğlu bir insan kızı diyecek ki ben merak ediyorum arkadaş. Gece 3'te sokağa çıkmak niye yasak? Yani 3'te millet ne yapıyor? Eroin mi satıyor, uyuşturucu mu satıyor, başka bir şey mi satıyor? Ne yapıyor da yani millet çıkmıyor diye insanlar şey yaparlar. Merak ederler. Merak etmek herkesin. Bugün bakın mesela insanlar bilimi neye borçlu? Meraka borçlu. Ya sen benim bilim yapmamı niye yasaklıyorsun ki? İlim yapmamı sosyal bilimlerde dahi bir şeyi sorgulamamı niye yasaklıyorsun? Eğer ben bir antropologsam, insan bilimciysem, töre cinayeti niye var? Namus cinayeti niye var? Benim annem der ki sebepsiz hiçbir şey olmaz. Gerçekten öyle sebepsiz hiçbir şey olmaz. Olmaz arkadaşlar. Yani insanların bilgi alma hürriyetini, yaşama hakkını lütfen yasaklamayınız. Eğitim şarttır. Bilgi almak da şarttır. Araştırmak da şarttır. Araştırsın. İlerlesin. İşte bunun sebebi ne biliyor musun? İnsanların ilerlemesini istemiyorlar. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün Allah rahmet eylesin çok güzel bir sözü var. Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından birisi kopmuş demektir diye bir sözü var. Gerçekten de öyledir. Bugün siz sanatla, bilimle insanların ilerlemesini sağlıyorsunuz ve bir şeyler yapmasını sağlıyorsunuz. Ya bırakın insanlar öğrensinler arkadaş. Ben mesela İngilizceyi nasıl öğrendim biliyor musunuz? Araştırmayı çok seven bir insanıydım. Bir sözde hiç üşenmeden bakardım. Ve dedim ki Allah'ım bana İngilizce öğretmenliği yapmayı nasip et dedim ve Allah nasip etti. Yani Eda hocamın bana öğrettiği tarzı çocukları öğrencilerime anlatmıştım ve onlar da gerçekten iyi şekilde anlatmışlardı. Anlamışlardı sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Özetle insanların bilgi almasını belgeselde de insanlar bilgi alırlar, merak ederler. Bir şeyleri izlemek isterler, kafa dinlerler, kafa dinlemek için izlerler. Yani her tarz izlerler. Dünya filmlerinin hepsini de izlediniz. Benim bir arkadaşım diyor ki bir CD sattığım dönemde 1.000 tane CD izledim diyor. Gerçekten de öyle. İzleyin arkadaşlar. İzlemenin sonu yoktur. Hatta benim bir arkadaşım üniversitede 3-4 arkadaş günde kaç film izleyebilirsin diye bir yarış yapmışlar. En fazla 3-4 filmle o kazanmış yarışı. İzleyiniz arkadaşlar. Öğreniniz, araştırınız, video çekiniz, bilgilerinizi paylaşınız. Bana abone olunuz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.